Bizim Yüksekova'da ve diğer illerde gerçekleştirdiğimiz 9 Ekim'deki uluslararası emperyal güçlerin bir komployla Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki Sayın Abdullah Öcalan şahsında tüm Orta Doğu halklarını ciddi anlamda kaos ve şiddet sarmalına mahkum bırakılması olayını kınamak için ve buna karşı bir protesto gerçekleştirmek için bir yürüyüş gerçekleştirmek istedik. Sadece Yüksekova, Gever'de değil, aynı zamanda Bazit'te, Ahmet'te, İstanbul'da, İzmir'de, ondan sonra Van'da birçok merkezde biz yürüyüşler tertipledik ve demokratik bir hakkımızı kullanmak istedik. Çünkü Türkiye Anayasası'na göre 34. madde sanırım şiddet çağrısı içermeyen bütün gösteri ve toplantılar gerçekleştirilebilir ve bunun için izin almaya gerek yok. Biz de bu hakkımızı kullanmak istedik. Hakeza biz milletvekili olduğumuz için her yerde gösteri, toplantı, açıklama yapma hakkına sahibiz. Halkla buluşma hakkına sahibiz. Bu anayasal hakkımızdır. Ama Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'nün ve onların üstleri olan kişilerin zorba, hukuksuz uygulamasıyla karşı karşıya kaldık. Tamamen hukuk dışıydı. Düşmanca bir yaklaşımla yaklaştılar. Müzakereler sürerken dahi beklenmeden saldırıya geçtiler. Sadece bana değil, oradaki diğer milletvekilimiz, Hakkari milletvekilimiz Sayın Sait Dede'ye de aynı şiddet uygulandı. Hatta onun da bacağını kırmaya yönelik tekmelerle vurdular. Onun kilosu biraz daha bana göre zayıf olduğu için o tekmenin karşısında savruldu, kırılmadı. Aslında bu bacağını kırın, ayağını kırın, bunların bir yerini kırın talimatını gerçekleştirmeye çalıştıklarının göstergesidir. Müzakereler daha devam ederken emniyet müdürünün talimatıyla saldırıya geçtiler. Ve bütün oradaki insanları teker teker gözaltı yaptılar. Gazla, gaz bombalarıyla, joplarla ve plastik mermilerle oradaki kitleyi dağıttılar. Büyük bir kesimi de gözaltı yaptılar. Zaten 37 kişiyi gözaltına aldılar. Onların içinde basın mensupları da vardı. Onların içinde danışmanlarımız da vardı. Yani bizim etrafımızı bilinçli bir şekilde boşalttılar. Biz ve iki vekili yalnız bırakmak için etrafımızdaki bütün insanları aldılar. Aldıktan sonra da en son dönüp önce Sait Vekil'e alın 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 diyerek milletvekili olduğunu bildikleri haldeki Sait Vekil Yüksekova'da oturur. Tanımamaları imkansız. Ben zaten milletvekili olduğumu belirtmişim. Ondan önce kafamı kırdılar zaten şeyle o kalkanla. Milletvekili olduğumu, bunun suç olduğunu, bununla ilgili dava açacağımı da belirtmeme rağmen o esnada Sait Vekili darp ettiler. Ben telefonu çıkarttım. Tam video çekecektim çünkü çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımızı o anda anladım. Önlem amaçlı telefonu çıkarttım. Kameraya çekecektim. Şifreyi girdim. Kamerayı açmama fırsat vermeden bana da bütün polisler, oradaki bütün polisler ayrım yapmaksızın hepsi tekme, tokat, yumruk, jop ne şey varsa vurmaya başladılar. Ondan sonra ben ayaktayken ayağımı tekmeyle kırdılar. Yere düştükten sonra ayağımın üzerinde, bacağımın üzerinde tepindiler. Vurmaya devam ettiler. Yerde bana vurmaya devam ettiler. Milletvekili olduğumu, bacağımın kırıldığını haykırmama rağmen beni darp etmeye devam ettiler. En son sanırım bir yerlerden kamera çektiğini görünce bu defa uzaklaştılar. Yani basına, kamuoyuna yansıyan görüntüler aslında en son görüntülerdi. Yani en son işte yere düştükten sonrakinin dip kısmı diyebilirim. Yani ciddi bir planlı ve organize, özellikle hedef alan, sakat bırakmayı, hatta canımıza kastetmeyi planlayan bir saldırıyla karşı karşıya kaldım. Yani kaldık daha doğrusu. Ben ve diğer milletvekili arkadaşım ve diğer orada bizimle beraber o protestoya katılan
halkımız, siyasetçilerimiz. Yani hayatımda böyle bir saldırının olduğunu ben görmedim. Yani bırakın milletvekilliğini, bir insana böyle bir şey yapılmaz. Bırakın insan olmayı, hiçbir canlıya böyle bir saldırı olmaz. Yani bu kadar vahşileşmelerini, bu kadar saldırganlaşmalarını hakikaten anlam vermekte de insan zorlanıyor. Çünkü bunu ancak yani herhalde bütün insani değerlerini kenara bırakan kişiler yapabilir. Yani kelimelerle anlatmak bile zor geliyor insana bazen. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Meclisin bir milletvekiline bunu yapan toplumun her kesimine bu şiddetin her şeyini reva görür. Bu şiddete karşı karşı durması gereken tarafsızlığını üzerine yemin etmiş olan meclis başkanı olmalıydı. Ve aynı zamanda bana yönelik yapılan polis şiddetine karşı aslında tüm siyasi partilerin, tüm demokratik kitle örgütlerinin, tüm sivil toplum kuruluşlarının tepki göstermesi gerekir. Halkımız da bu konuda şiddetten medet umman, şiddetle bekalarını sürdürmeye çalışan bu iktidarlara sandıkta çok büyük bir ders vermelidir. Yani ben tekrar tekrar söylüyorum, kin ve nefret tutmuyorum. Ben KHK'li bir doktorum. Hukuksuz bir şekilde işimden de edildim. Ama yine de Türkiye'de barış ve demokrasi savunmaya devam ettim. Hak ve özgürlükleri savunmaya devam ettim. Bu ülkeden, bu coğrafyadan daha doğrusu gitmemeye, mücadele etmeye ve değiştirip dönüştürmeye çalıştım. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim.